bugün bu programı hazırlarken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, aynı zamanda Meltem Mesaj Televizyonlar Grubu'nun da başkanı olan Haydar Başbey'in vefat haberi geldi. Televizyonlarda görmüşsünüzdür, altyazılarda, haberlerde de görmüşsünüzdür. Işıklar içinde uyusun. Ben uzun bir zamandır tanıyorum kendisini. Onun için bir iki satır düşüncemi de sizlerle paylaşayım. Benim tanıdığım Haydar Başbey bir çok samimi bir Atatürkçü idi. Bu cumhuriyetle hiçbir problemi yoktu. Laik cumhuriyete büyük bir saygısı vardı. Atatürk devrimlerine çok büyük inancı ve saygısı vardı. Bir de benim gördüğüm, tanıdığım şekliyle ifade edeyim size efendim. Son derece ahlaklı ve namuslu bir adamdı. Onların kendi, biliyorsunuz, bir cemaatleri var. Efendim, bir dini inanç iklimleri var. O kendilerini ilgilendiriyor. Bu kadar zaman içerisinde benim o hala devam ediyor Meltem TV'deki programlarım olduğum süre içerisinde hiçbir zaman ama hiçbir zaman en ufacık biçimde bana ne bir imada bulunuldu, ne programlardaki konuşmalarıma müdahale edildi. Zaten izliyor, görüyorsunuz. Ama benim için bir de çok ama çok önemli bir manevi değeri var. Annem vefat ettiğinde Trabzon'dan, kendisinin de sağlığı iyi değildi. Ona rağmen o hasta haliyle atladı. Eyüp Sultan Camii avlusuna geldi. Yüzlerce insan o gün oradaydı. Herkese minnetim çok büyük. Ama kendisine özellikle minnetimi belirtiyorum. Şükranlarımı da belirtiyorum. Gittiği yol aydınlık olsun. Işıklar içinde uyusun. Tanrı yardımcısı olsun. Daha sonraki süreçlerde yine konuşacağız sevgili arkadaşlar. Özellikle benim o grupta çok değerli arkadaşlarım, kardeşim dedik insanlar var. Selim Kotil başta olmak üzere hepsine başsağlığı diliyorum. Aileye de başsağlığı diliyorum. Partililerine de başsağlığı diliyorum. Şüphesiz müminler ancak kardeştir. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa artık onun Allah ile hiçbir bağı kalmamıştır.